Şimdi burayı dönüştürüyoruz değil mi? Yeni dokunuşlar. Bir kısmını. Zaman başkanlığı bir de onu biz çalışıyoruz. Tamam. İşte bu bölge bölge. Genel bölge bölge. Evet. Ondan sonra iki tane polisimiz basmak konusunda tecrübeli ama onları hafifsiz diye gönderip biraz daha. Şimdi şu tel örgüler şeyler yeni yapıldı. Sayın Barın, sözlü olarak anlaştık. Bugün yarın sözleşmeyi bekliyoruz. Allah izniyle de Sayın Barın. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sayın Barın, o şimdilik yok. Kıbrıs'a buradan kalkıyor ama Kıbrıs'a inişe müsaade etmiyorlarmış. Onun prosedürünü bir aşabilirsek düşünüyoruz ama iç hat olarak feribot kullanarak başlasın da. Kaç yolcu kapasitesi? 450 yolcu. 450 Sayın Valim. 33 nat yapıyor. Herhalde yeni bir gelişme var. Onunla ilgili bilgi verir misiniz efendim? Evet, teşekkür ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Şu anda Anamur ilçemizde iskeledeyiz. Anamur iskelesindeyiz. Buranın inşaatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından 2019 yılında feribot ve deniz uçağı iskelesi olarak yapılmıştı. 2021 yılında da şu karşıda görmüş olduğunuz birimlerin yer alacağı bina yapılmıştı. Fakat yapıldığı tarihten bugüne buraya bir fonksiyon yükleme ihtiyacı söz konusuydu. Burada yapılış maksadına uygun şekilde bir işlev kazandırmak üzere Anamur Kaymakamımız, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız ve ilgili arkadaşlarla toplantılar gerçekleştirdik. Tabii buranın inşaatını gerçekleştiren kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğu için Sayın Bakanımızla da durumu arz ettik. Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın gene Ulaştırma Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile ilgili gerekli görüşmeleri gene yaptık. Ve biz Mersin Valiliği olarak buranın devrini almaya talip olduk. Ve geçtiğimiz sene bakanlık oluruyla bu iskelenin devrini öncelikle Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na aldı. İlçede de kaymakamımız, Ziraat Odası Başkanımız, Mücelen Vakfı ve iş dünyası burada bir oluşum gerçekleştirdiler. Bir anonim şirket kurdular ve bizimle burada işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Ezelden beri aslında burada bir gümrük kapısı var fakat fonksiyonel değildi. Burada şimdi gümrüklü bir alan oluşturuluyor. Liman başkanlığımız var. Emniyet birimlerimizi oluşturuyoruz. Yolcu giriş çıkışlarına kadar burada gerekli düzenlemeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ben şimdi bu ziyaretimiz vesilesiyle sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Başta Anamurlu hemşehrilerimize. Haziran ayı içerisinde inşallah bu iskeleden Kıbrıs'a feribot seferleri başlıyor. Bu Anamurlu başta hemşehrilerimizin büyük bir beklentisiydi. Bu iskelenin bir şekilde çalışması, çalıştırılması beklentisi vardı. Burası Kıbrıs'a en yakın noktamız. Akdeniz'de, güneydeki Kıbrıs'a en yakın noktamız. Ve burada kiralayan şirket feribot, yolcu feribotu 400 kişilik yaklaşık 450 kişilik bir feribot kiraladı ve Haziran ayı içerisinde seferleri başlatacak ve 1,5 saate Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Limanı'na buradan seyahat yapılabilecek. Devamında da inşallah burada turizm amaçlı teknelerin gelmesi gitmesi söz konusu olacak. Malumunuz Anamur ilçemiz turizm potansiyeli olan da bir ilçe. Akdeniz sahil yolu inşaatında çok önemli mesafeler kat ettik. %89'u tamamlandı. 203 kilometresi düble olarak tamamlandı. Kalan 25 kilometrede de hummalı çalışmalar devam ediyor. Kalan işlerin bitirilmesiyle Mersin-Antalya ulaşımı çok çok daha rahatlayacak. Eskiden 12-13 saate gidilen yol artık 4-5 saatlere inecek.
kentleri yapılmışsa da şey yapmış, tabii bozulur. Burada Kore kapısına mı yapılmış değil mi?